2013 yılı ikinci dönem staja başlama ve değerlendirme sınav sorularımızın çözümüne başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda muhasebe sorularıyla, finansal muhasebe sorularıyla başlıyoruz. Bir kayıt vize verilmiş. Kaydının borcunda genel yönetim giderleri, alacağında da gelecek aylara ait giderler mevcut. Bu kayıt aşağıdaki muhasebenin temel kavramlarına hangisine uygun olarak yapılmıştır? Bu muhasebenin temel kavramlarına size hatırlatmam gereken şu ifadeler var arkadaşlar. Muhasebenin 12 tane temel kavramı var. Bunu unutmayalım. Sayı olarak 12 tane var. Maliyet kavramı süreklilik var diye yapılıyor. Süreklilik esası var diye yapılıyor. Bu çok önemli. Maliyet tarihi esasını kavramını kullanmamızı sağlayan diğer bir kavram süreklilik kavramıdır. Şimdi şıklarımızı hemen değerlendirelim. Acaba bunlar hangisine giriyor? Bakalım kişilik. Neyi görürsen kişilik dersin? Ortaklara borç, ortaklara alacak. Ortaklardan alacak. Bunları görmen lazım. Karşılıklar, yedekler. Bu kar yedeği olabilir, statü yedeği olabilir, olağanüstü yedek olabilir. Çeklerle ilgili bir şey görüyorsan özün önceliği. Muhasebe politikası 2013 yılında diyelim ki A politikası var. 2014 yılında da A politikası uygulanıyor. 2013 yılında normal amortisman uyguluyorsunuz. 2014'te de normal amortisman uyguluyorsunuz. 2013'te FIFO uyguluyorsanız 2014'te de FIFO uyguluyorsunuz. Bunu anlatıyor. Eş şıkkına bakıyoruz. Dönemsellik. Özellikle reskontlar, gelir gider tahakkukları, hesapları arkadaşlar nedir? Dönemsellik kavramıdır. Böylece bütün koşullarımızı değerlendirdik. YMİ kaydımızda da gelir gider tahakkukları dediği için cevabımız dönemsellik kavramı olacaktır. Ama diğer kavramlarımızı ve bu sorunun da dışına çıkarak 12 tane temel kavramımızın olduğunu, maliyet tarihi esas kavramının süreklilik kavramıyla yakın ilişkide olduğunu ifade ettik. İşletme bir maddi duran varlığını 100 bin Türk lirasına peşin bedelle satmıştır. Bir satış işlemi gerçekleşmiştir. Biz iktisadi kıymetleri işletmemizde çıkardığımız andan itibaren bu iktisadi kıymeti nasıl giriş işlemini yaparken borç yazıyorsak, işletmemizden çıkarken de bu maddi duran varlığı alacak yazmamız lazım. Yani 254 taşıtlar hesabı. Örneğin bu taşıtlar olsun. Siz burada demirbaş da diyebilirsiniz. Bina arası da diyebilirsiniz. Ben sadece taşıtlar aklıma geldiği için yazdım. Varlığın maliyeti 250 bin. Bütün iktisadi kıymetler ister kar ister zararla satılsın, iktisadi kıymet giriş bedelinden çıkar. Ne kadara satılmış? 100 bin liraya peşin satılmış. O zaman 100 kasa hesabı arkadaşlar, kasa hesabının borcuna ne diyeceğim? 100 bin diyeceğim. Kasa hesabı aktif bir hesaptır ve aktif hesaptaki artışlar bu hesabın borcuna yazılır. Bu teorik bir bilgidir. Hemen hatırlayalım. Aktif hesapların çalışma prensibi. Aktif hesapların sonunda eksilik varsa nasıl çalışırdı arkadaşlar? Şu şekilde. Pasif hesapların çalışma şekli bu şekilde. Eğer sonunda eksilik varsa şu şekilde çalışır. Bu bilgiyi hemen hatırlamış olalım. Ve satış kârı 5000 Türk lirasıdır. Maddi duran varlığın satış kârı diğer olan dışı gelir ve kârlar hesabına bu hesabın alacağına yazılır 5000 lira. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Artık hesabımız ortaya çıktı. Alacak yani matluk bölümü 255 ve zimmet bölümü 100. Aradaki fark arkadaşlar 155. Bu 155 nedir? Bize sorulan maddi duran varlığın amortisman payı. Yani buraya yazacak olduğumuz rakam 257 birikmiş amortisman. 155 bin. Böylece hesabın zimmet yani borç bölümüyle alacak yani matluk bölümü birbirine eşit olmuş oldu. Cevabımız da 155 bin olacak. Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Stok değer düşüklüğü arkadaşlar varlık içerisinde, varlık hesapları içerisinde yer alır ve sonunda eksilik vardır. Stok değer düşüklüğü hesabının sonunda eksi olduğu için arkadaşlar bunlar nedir? Aktifi düzenleyici hesaplar rolünü üstlenmişlerdir. Diğerlerine bakalım. Varlık hesabı mıdır? Doğru olanı soruyor arkadaşlar. Aslında kaynak hesabı yani ters prensiple çalışıyor. Pasifi düzenleyici hesaptır. Geri tabus hesabıdır. Öz kaynak hesabıdır. Aktifi düzenleyici hesaptır. Söyledik sonunda eksilik var. Aktifte olup da sonunda eksilik olanlar aktifi düzenleyici pasif karakterli hesaplardır.
İşletme 2 yıl önce 200 bin Türk lirası bir taşıt satın almış. Bu taşıtın hizmet süresi 5 yıl, hurda değeri de 20 bin liradır. Bu bilgilere ve eşit tutarlar yöntemine göre amortisman ayıran işletmenin yıl sonunda yapması gereken YMY kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın biz satış anında amortismanı nereye yazdık? Borca yazdık. O zaman biz yıl içinde amortismanı ayırırken amortismanı nereye yazacağız arkadaşlar? Alacağı yazacağız. Çünkü birikmiş amortismanlar aktif hesapta eksidir. Ve ilk hareket bu hesabın alacağına yazılır. Bakın ne diyor? 200 bin lira. Bu taşıtın hizmet süresi 5 yıl ve hurda değeri 20 bin lira. O zaman şöyle bir işlem yapmam gerekiyor benim. Aktifleştirme bedeli eksi hurda değeri ne kadar arkadaşlar? 200 bin eksi 20 bin. Demek ki amortismana tabi net aktifleştirme bedeli 180 bin lira. 1 bölü ekonomik ömür, o da 1 bölü 5 dediğine göre 0.20 çıkıyor. 180 bin çarpı 20 bölü 100 ya da işte şöyle düşüneceğiz. 180 bin çarpı 0.20. Burada sıfırlar gittiği zaman arkadaşlar 18 çarpı 2 36. Sıfırları eklediğimiz zaman bizim buraya ne yazmamız gerekiyor? 36 bin. Yani ben 257 birikmiş amortismanı 36 bin olarak görmem gerekiyor. Şimdi Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne şıklarını değerlendirelim. 36 bin var mı arkadaşlar? Yok. Çizdim. 20 bin demiş. Çizdim. 60 bin demiş. Çizdim. 26 bin demiş. Çizdim. Bakın Edirne şıkkında 36 bin. Neden genel yönetim giderleri? Çünkü birikmiş amortisman ayrılmış. Soru köküne göre 770 genel yönetim giderleri hesabının borcuna yazılması gerekiyor. Verilen rehin ve ipotekler bilançonun hangi kısmında yer alır? Arkadaşlar bunu verilen depozito ve teminatlarla karıştırmayın. Verilen depozito ve teminatlarla karıştırılıyor. Bunlar arkadaşlar duran varlıklarda, kısa vadede, uzun vadede, bilanço dipnotlarda, denetim raporunda. Arkadaşlar bunlar verilen rehin ve ipotekler, ipotek. Bakın işletmenizi ipotek etmişsiniz. Varlığınızı ipotek etmişsiniz. Bunlar üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunları da siz dipnotlarınızda belirtirsiniz. Dolayısıyla cevabımız bilanço dipnotları olacaktır. İşletme kredili olarak 23 bin Türk lirasına binek taşıt satın almış. Bu işlemde alacaklandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar binek otomobil, binek taşıt satın almış. Peki bu binek satışı aldığı zaman kredili almış. Bu kredide kullanacağı hesap bize soruluyor. Satıcılar, alıcılar, banka kredileri, borç senetleri, diğer ticari borçlar. Yani şöyle bir işlem yapılmış. 254 taşıtlar. Örneğin 50 bin liraya alınmış olsun. Bunun taşıt bedeli 48 bin olsun. KDV'si 2 bin olsun. Binek otomobilde biliyoruz KDV, buraya 191'i yazmıyoruz. Binek otomobilin KDV'si binek otomobilin maliyetine ekleniyor. 50 bin. Şimdi buraya arkadaşlar, biz buraya acaba 320 satıcılar yazabilir miyiz? 320 satıcılar nedir arkadaşlar? Bizim piyasadan almış olduğumuz mal karşılığındaki piyasaya olan borcumuzu gösterir. Alıcılar neyi gösterir? Bizim piyasadan olan alacağımızı gösterir. Zaten alıcılar hiç olmaz. Banka kredileri olabilir mi? Hayır, burada banka kredisi kullanarak araç alınmamış. Zaten banka kredileri kullanılırsa borçlu çalışır. Pasif hesaptır. Borç senetleri olmaz. Ne olacak arkadaşlar? Diğer ticari borçlar. Evet, bu bir borç ama satıcılar borcu değil. Diğer ticari bir borç. İşletme 2012 yılı ticari karı 200 bin Türk lirasıdır. Yıl sonunda yapılan envanterde işletmenin 15 bin Türk lirası vergiden istisna kazancı olduğu ve 15 bin Türk lirası belgesiz gideri ve 40 bin Türk lirası fazla ayrılmış karşılığı olduğu tespit edilmiştir. Arkadaşlar burada özellikle işletmenin 15 bin Türk lirası vergiden istisna kazancı demiş. Bunu vergilendirmiyoruz. Yani 15 bini dikkate almayın. Muhasebenin temel kavramlarından biri de belgelendirmedir. Belgesiz gider de dikkate alınmaz. 40 bin liralık fazla ayrılmış karşılık
bir daha önce 40 bin liralık bir gider yazılmış. Şimdi kar yazılması gerekiyor. Dolayısıyla ticari karın üzerine daha önce yanlış yapılan karşılığı eklememiz gerekiyor. Yani 200 artı 40 bin, 240 bini cevapta bulmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Vergiden istisna kazanç vergiye, ticari karına girmez. Belgesiz gider girmez. Daha önce ayrılan karşılık giderdir. Şimdi gelir yazmanız gerekiyor. Bu gerekçelerden dolayı 240 bin. İşletme dönem sonunda alacak senetleri için 250 Türk Lirası reskont hesaplamış ve ilgili YMY kaydını yapmıştır. Bu bilgilere göre reskont işlemiyle ilgili ertesi dönem başında yapılması gereken YMY kaydı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, borç senetleri ve alacak senetleri için reskont işlemi yapılır. Alacak senetleri reeskont. Borç senetleri reeskont. Reskontlar muhasibinin dönemsellik kavramı gereğince yapılıyordu, hatırlarsanız söylemiştik. Arkadaşlar, alacak senetleri nasıl, nerededir? Aktiftedir. Ama sonunda eksilik vardır. O yüzden aktif hesaplardaki eksilikte biz buraya ne yapacağız? 122 alacak senetleri reskontu diyeceğiz. Çünkü eksi bir hesap. Peki bizim alacak senedimizden miktarı düşük almamız bizim için nedir? Olumsuz bir durumdur. O zaman sonu giderle biten hesapları biz nerede biliyoruz? Borçta biliyoruz. 647 reskont faiz giderleri. Bu arkadaşlar bizim 31.12'de yapacağımız kayıt. Örneğin 31.12.2013. 2014'te yıl sonunda yapacağımız kayıt nasıl? Yani yıl başında, yıl sonunda yapacağımız kayıt böyle. Yıl başında yapacağımız kayıt nasıl? Şöyle. 122 alacak senetleri reskontunu kapatacağız. Buraya da 657 reskont faiz gelirleri yazacağız arkadaşlar. Kapatacağız. Aynı mantıkla 31.12'de 2013'te borç senetleri için arkadaşlar şu işlemi yapmamız lazım. 322 borç senetleri reskont hesabı ve 657 reskont faiz gelirleri diyeceğiz. 1.1.2014'te de buraya 647 reskont faiz giderleri, 322 borç senetleri reskont işlemi diyeceğiz. Böylece arkadaşlar hem alacak senetleri için hem borç senetleri için yıl sonu ve yıl başında yapılması gereken kayıtları yapmış olduk. Bakın, yıl sonundaki işlem dönem başındaki işlemi bize soruyor. Devam ettirelim. Reskont faiz giderleri alacak senetleri reskontu karşımıza çıkıyor. Hem yıl sonu hem yılbaşı kaydını yapmış olduk. Burada da gösteriyor arkadaşlar şıkkımıza. Vadeli çeklerin alınan çekler hesabına izlenmesi aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisine aykırıdır? Tabii ki arkadaşlar özün önceliğine aykırıdır dememiz gerekiyor. Biçimden çok özün önceliği. İşletme finansal raporlama yaparken aşağıdakilerden hangisini dikkate almaz? Denetim standartlarını, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini, muhasebe standartlarını, muhasebenin temel kavramlarını ve muhasebenin temel varsayımlarını. Finansal raporlama yapılırken denetim standartlarına değil arkadaşlar, diğer şıklardaki esaslara dikkat çekilir. Denetim yapılırken denetim standartları kullanılır. Adanın cevabımız yanlıştır. İşletme bankadan aldığı dekonttan cari hesabı lehine faiz tahakkuk ettirildi ve bu tutarla ilişkin menkul sermaye irade vergisini de kesilerek cari hesabından tahsil edildiği öğrenmiştir. Sermaye irade vergisi hangi hesapta nasıl kaydedilir? Arkadaşlar, siz bankada paranız var. Banka belli bir süre sonra sizin paranıza faiz tahakkuk ettiğini ve bu paradan menkul sermaye irade beyannamesi gelince sizden BSMV, banka sigortalı muamele vergisi kestiğini size bildiriyor. O zaman kaydımız şöyle. 193 peşin ödenen vergi fon ve sonuç hesabına, bir bilanço hesabını bir sonuç hesabı olan faiz gelirlerine atmış olacağız. Burada amaç ne? Bir bilanço hesabını bir gelir tablosu hesabına atarak sonuçlandırmış olduk. Bize bu sermaye iradının vergisi soruluyor. Cevabımız o zaman ne?
193 peşin ödenen vergi ve fonlar hesabının borcuna yazılır bu. Tabii bizde burada borç alacak diye yazmayarak işimiz kolaylaşmış. Hesabın ismi sorulmakta. Maddi duran varlığın elde edilmesi sonrası yapılan harcamalardan hangisi varlığın maliyetine eklenmez? Varlığın değerinde artış yaratan harcamalar. Örneğin arkadaşlar bir kamyonunuz var. Bu kamyonu aldınız. Bunun arkasına bir damper yaptırmanız, bir kasa yaptırmanız. Bu 200 ise bu da diyelim ki 50. Toplam aktifleştirme bedeli 250. O zaman varlığın değerinde artış meydana getiren tüm etkenler varlığın maliyetine eklenir. Bu doğru. Varlığın teknolojik ömrünü uzatan harcamalar bu eklenir. Doğru. Varlığın hizmet verir durumda kalmasını sağlayan harcamalar normal periyodik bakım onarım giderleridir. Bakım onarım giderleri maliyete eklenmez arkadaşlar. Örnek verelim. Diyelim ki arkadaşlar X makinesi var. Siz bunu iş yerine getirirken buna 100 milyar ödediniz. Nakliye parası 5 milyar ödediniz. Sigortasına diyelim ki 3 milyar ödediniz. Toplamda arkadaşlar 108 lira. Şimdi siz bir yıl sonra bunun bakım onarımı için yapmış olduğunuz giderleri kalkıp bunun maliyetini ekleyemezsiniz. Yani bunun çalışacak durumda hizmet verici etkenler bu demirbaşların ya da maddi duran varlığın normal periyodik bakım giderleridir ve bunlar asla maliyete eklenemez. Bu yanlış. Varlığın kapasitesini ve verimini arttıran harcamalar. Örneğin bu makineye ek bir makine taktınız arkadaşlar. Bu makinenin değeri de 50 lira. Ya da bir tekstil ürünü düşünün. Bir ek iğne getirdiniz. Dolayısıyla teknolojik kapasitesini arttırdınız. Ya da varlığın ekonomik ömrünü uzatan, işte 5 yıl kullanacaksanız bunu 7 yıl kullanmanızı sağlayan tüm etkenler varlığın, maddi duran varlığın maliyetine eklenir. Ancak normal periyodik bakım giderler arkadaşlar genel yönetim giderleridir ya da genel yönetim giderlerine atılır. Bunlar maliyete eklenemez. İşletme fabrika binası olarak kullanmak üzere arsasıyla birlikte bir binayı satın almıştır. Arsanın bedeli 40 bin, binanın bedeli 60 bin. İşletme arsa ve binanın bedeli için 50 bin Türk liralık bir senet ciro etmiş. Geriye kalan tutar ve KDV'si içinde borçlanmıştır. Arkadaşlar burada YM kaydını yaparken arazi ve arsaları ne yapacağız? Ayrı ayrı düşüneceğiz. Ayrı ayrı kodlarda, hesap kodlarında düşüneceğiz. Bedeli için 50 bin lira vermiş ve senet ciro etmiş. Ciro etmek ne demek? Bir alacak hakkından vazgeçmek demek. Yani sizin daha önce bir alacak senediniz varmış. Bu alacak senedinden siz vazgeçmişsiniz. Yani arsanın karşılığında 40 bin olacak. Binanın karşılığında 60 bin olacak. Ve alacak senedi, bir alacak senedinizi karşı tarafa vermiş olacaksınız. Ve YM kaydını bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. YM kaydına bakıyoruz arkadaşlar. Binalar var. Bakın burada arsalar yok. 40 bin, 60 bin. Borç senetleri, diğer ticari borçlar var. Şimdi biz senet keşide etmemişiz arkadaşlar. Keşide etmek, düzenlemek. Halbuki biz elimizdeki bir senedin alacak hakkından ciro yöntemiyle vazgeçmişiz. Bu olmaz. Arazi ve arsalar var. Bakın sadece arazi arsalara değinmiş. Sadece binalara değinmiş. Devam edelim. Arazi arsalar, binalar, alacak senetleri. Bakın arkadaşlar burada ciro işlemi yapılmış. Ve artık burada biz satıcıları kullanamayız. Burada ne var? Ticari borçtur ama ana faaliyet konumuz sonucu borç değil, diğer ticari borçtur. Zaten buradan da hemen doğru hesabı yakalamamız gerekiyor. İlk düşüncemiz bunların ayrı ayrı olacağı düşüncesidir. Ve ikinci düşüncemiz de cirodur arkadaşlar. Böylece soruyu çözmüş olacağız. İşletme satın aldığı 3 adet yazıcı için 30 bin Türk lirası bir çek keşide etmiştir. Alacaklandırılacak hesap hangisidir? Arkadaşlar yani şunu söylüyor. Demirbaş almış. Bunun için KDV ödemiş. İndirilecek KDV. Bunun için KDV ödemiş. Ve çek keşide edilmiş. Yani çek keşide etmek demek verilen çekler ve ödeme emirlerini çalıştırmak demek. Böylece alacaklanacak hesap hangisidir? Verilen çekler ve hesabı. Borçlanacak deseydi demirbaşlar. Cevabımız Ceyhan. İşletme nominal değeri 200 bin Türk lirası olan alacak senetlerin tasarruf değerini 197 bin Türk lirası olarak hesaplamıştır. Bu bilgilere göre dönem sonunda yapılacak YM kaydının aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Şimdi arkadaşlar, biraz önce söylediğimiz şey aslında işletme üzerinde yazılı olan alacak senedinin 200 bin lira olduğunu söylüyor ama yıl sonunda da 197 bin olduğu ortaya çıkıyor. Buradaki arkadaşlar 200 eksi 197, 3 bin ne yapılması lazım? Reskont işleminin dönemsellik kavramı gereği yapılması lazım. Yıl sonunda yapılacak işlem şudur. Yani 31.12'de yapılacak işlem şudur. 122 alacak senetleri reskont işlemi 3000, 647 reskont sonu gelirle giderle biten hesapları hatırlayın arkadaşlar. Giderle biten hesaplar nereye yazıldı? Alacağım. Reskont faiz giderleri 3000. Birbirde nasıl yapılacak arkadaşlar? 122 alacak senetleri reskont hesabı borçlu 3000, 647 reskont faiz gelirleri. Sonu gelirle biten hesapları alacak yazıyorduk arkadaşlar. Böylece hem yıl sonu hem yıl başındaki kaydı görmüş olduk. Dönem sonunda yapılacak kayıttan bahsediyor. 197 bin geçelim. Bakın 3000, 197 bin, 3000, 197 bin. Arkadaşlar ben kalkıp 200 bin ya da 197 bin aramayacağım. Ben reskont işlemi yapıyorum. Eksiltme. Gerçek değerini yıl sonunda buluyorum. Ben 3000 lira bakacağım. Alacak senetleri reskont hesabı, alacak senetleri reskont hesabı 3000 Türk lirası borçlandırılır diyor. Diğer 3000'e bakıyorum. Alacak senetleri reskont hesabı 3000 alacaklandırılır. Evet. Yıl sonunda alacaklandırılır. Yıl sonunda bir sonraki dönem başındaysa borçlandırılır. Ama bana soruda dikkat edin, yıl sonu ve yılbaşı değişir. Eğer bunu atlarsanız soruyu yanlış çözersiniz. Dolayısıyla yıl sonundaki kayıt soruluyor. Alacak senetleri reskont hesabı 3000 lira alacaklandırılacak. Mobilya üreten bir işletmede böylece maliyet muhasebesi sorularına geçmiş olduk. Finansal muhasebeyi tamamlayarak. Mobilya üreten bir işletmede ağaç fiyatlarının ve marangoz ücretlerinin artacağı beklenmektedir. Bu durumda aşağıdaki maliyetlerin hangisinin artış meydana gelir? Şekillendirme, yani dönüştürme maliyetlerinde, birincil maliyetlerde, endirekt giderlerde, malzemelerde, endirekt işçilikte, genel üretim giderlerinde. Arkadaşlar, mobilya üreten bir işletmede ağaç fiyatları o mamulün temelini oluşturan, o mamulün ana malzemesidir. Dolayısıyla birincil maliyetler yükselmektedir. Cevabımız Bursa. Bir işletme ait bazı bilgiler verilmiş. Üretilen mamul maliyeti, dönem başı mamul maliyeti, brüt satışlar, satıştan iadeler, dönem sonu mamul maliyeti, genel yönetim giderleri, ARGE giderleri verilmiş. Peki bize neyi soruyor? Bu bilgilere işletmenin brüt satış karı soruluyor. Brüt satış karı. Burada gelir tablosunu bilmemiz gerekiyor bu tarz sorularda. Şimdi arkadaşlar, brüt satışlarımız ne kadar? 390. Sıfırlarını yazmıyorum. Satıştan iadelerim ne kadar? 20. İndirim sonuçta burası. 370. Dönem başı mamul maliyeti 40 lira. Dönem sonu mamul maliyeti de 80 lira. 80-40'tan buraya da 40 buluruz. Böylece topladığımız zaman burası ne yapacak arkadaşlar? 410 yapacak. 410'da da ondan da üretilen mamul maliyetini ben çıkarttığım zaman cevabı bulmuş olacağım. Cevaplara baktığımız zaman 320-410 90.000 çıkmış olacak. Tabi sıfırlarını ben yazmadım arkadaşlar. Ne yaptık? Soru köküne tekrar dönelim. Bakın arkadaşlar, brüt satışlarından indirimleri çıkardım. Daha sonra dönem sonundan dönem başını çıkarıp üretilen mamul maliyetinden de çıkarma işlemini yaparak neyi buldum? Brüt satış karına ulaşmış oldum. Otomasyonun arttığı bir işletmede aşağıdaki maliyet türlerinden hangisinin önemli bir azalış olması beklenir? Otomasyon demek arkadaşlar, üretim işletmelerinde insan gücünün yerine makine gücünü gücüne bırakmasıdır. İş gücünün insan emeği yerine makine gücüne devredilmesidir. Dolayısıyla işçilik giderleri, direkt işçilik giderlerinde bir azalma olacaktır.
İşletme ile ilgili döneminde 30 Türk liralık fabrika binası sigortası, 20 Türk liralık ısıtma gideri gerçekleşmiş. Dağıtım ölçütleri verilmiş. Dağıtım anahtarları ölçütleri verilmiş. Peki bize neyi soruyor soruda? Fabrika binası sigortası metrekareye göre, ısıtma gideri ise petek sayısına göre dağıtılacaktır. Ve birinci gider dağıtım toplamını bize soruda sormuş. Evet, şimdi verilenleri öncülümüze bakalım. Metrekare döküm montajda esas üretim gider yerleri verilmiş. Yardımcı hizmet üretim gider yerleri, bakım ve enerji ve genel yönetim giderleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar, burada ilgili dönemdeki 30'u ne yapmamız lazım? Toplam metrekareye bölmemiz lazım. Yani 50 artı 20 artı 5 artı 15 artı 10 dememiz lazım. 30 bölü 100. Burada nasıl sıfırlar gider arkadaşlar? 3 bölü 10. Peki ben dökümün metrekaresini ne olarak burada bana verilmiş? 50. 50 çarpı 3 bölü 10. 150 bölü 10. Burada da sıfırlar gider. 15. Burayı buldum. Bir de neyi soruyor? Petek sayısına göre işlem yap diyor. 20 Türk lirasını vermiş. 20 bölü 10, 15, 15 ve 10'u alacağım. 10, 15, 10, 5, 10. Burada arkadaşlar 20 bölü petek sayısını dikkate alarak yapıyorum. 10, 15, 25. 5 daha 30, 10 daha 40, 10 daha 50. 20 bölü 50. Bu da 2 bölü 5 yapar. 2'yi 5'e böldüğüm zaman 0,4 yapıyor. Peki ben 0,4'ü, petek sayısı burada bana 10 verilmiş. 10 çarpı 0,4 dediğim zaman 4 çıkıyor. 15 artı 4'ten, 15 burada, 4 de burada eşittir 19 bulmam gerekiyor cevabı. Evet, Adana cevabını 19 bulduk. Öncül verilmiş. Çeşitli gider hesabı ve gider çeşitleri yansıtma hesabı, yani 7A ve 7B fonksiyonel ve hesaplarından bahsediyor. Biliyoruz ki bazı hesaplar fonksiyonel, bazı hesaplar çeşit türe göre çalışır. Çeşit türe göre çalışan hesaplardan bahsediyor. 7B seçeneği uygulanan işletmede yukarıdaki hesapların 31 Aralık tarihinde kapatma kayıtları ve sırası aşağıdakilerinden hangisine doğru olarak verilmiştir? 799 üretim maliyet hesabı borçlu, 794 çeşitli giderler hesabı alacaklı, 794 çeşitli gider hesabı borçlu, 798 gider çeşitleri yansıtma hesabı alacaklı. Hayır, burada yanlış verilmiş. 799 üretim maliyet hesabı borçlu. Doğru. 790 gider çeşitleri yansıtma hesabı alacaklı. Evet, yansıtma hesapları alacaklı yazılır. 798 gider çeşitleri yansıtma hesabı borçlu. 794 çeşitli gider hesapları alacaklı. Evet arkadaşlar, teknik bir bilgidir. Az bilinen bir şeydir. Çünkü hep 7A fonksiyonel hesaplar üzerine durulur. Bilmemizde fayda var. AC üretim işletmesinin yıllık 60 bin birim satış hacmindeki satış ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Birim satış fiyatı 17,5. Birim değişken maliyet 12,5. Toplam sabit maliyet 150 bin. Satış tutarı 875 bin. Peki bize neyi soruyor? Bu bilgilere göre işletmenin başa baş noktası satış miktarını soruyor. Formülü hemen hatırlayalım. Başa baş satış miktarı formülü, toplam sabit maliyetler bölü birim satış fiyatı eksi birim değişken maliyettir. Bana soruda toplam sabit maliyetler 150 bin olarak verilmiş. Payda bölümüne neyi yazmam lazım? Birim satış fiyatı 17,5 eksi 12,5. Burada zaten arkadaşlar buçuklar aynı. Dolayısıyla burada 5 kalıyor. 150 bin. 15'in içinde 5 3 defa var. 30 bin. Neyi sormuştu soru kökünde? Bir başa baş satış noktasını sormuştu. O da 30 bin olarak karşıma çıkıyor. Bir işletmeye ait bazı bilgiler verilmiş. Bütçelenmiş toplam genel üretim giderleri 20 bin. X mamul için bütçelenmiş yükleme ölçüsü 1000 birim. Y mamulü için bütçelenmiş yükleme ölçüsü 3000 birim. X mamulü için gerçekleşen yükleme ölçüsü, ki bu önemli,
gerçekleşen yükleme oranı sormuş 2500. Y muamülü için gerçekleşen, bu da Y muamülü için önemlidir 2500. Neyi soruyor soruda bize? Bu bilgilere göre X muamülü, bakın Y'yi çıkardı, devre dışı bıraktı. X muamülüne yüklenen bütçelenmiş genel üretim giderlerini soruyor. Dikkat edelim, Y için düşünmüyoruz. X muamülü için düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi soru kökümüze baktığımız zaman bütçelenmiş toplam üretim giderlerini biz neye böleceğiz arkadaşlar? X muamülü için bütçelenmiş yükleme ölçüsü ne kadar? 1000 birim. Artı Y muamülü için bütçelenmiş yükleme oranı 3000. 20.000 bölü 4000. Buradan kaç çıkacak arkadaşlar? 5. 4 kere 5, 20. Buradan sıfırlar tabii gidiyor. Neyi sormuştu bize? X muamülü için gerçekleşen yükleme ölçüsü ne kadar? 2500. O zaman 2500 çarpı 5 dememiz lazım. 25 çarpı 5, 12.500 olarak karşımıza çıkmış oldu. Üretimi tek aşamada gerçekleştiren ve tek tip mamul üreten işletmede dönem başı yarı mamul miktarı 1000 birim, dönem için tamamlanan mamul miktarı 5000 birim. Bu dönemde 7000 birim mamul üretimine başlandığına göre işletmenin dönem sonu yarı mamul miktarı ne kadardır? Bu tarz sorunlar arkadaşlar T çizerek çözün. Faydası olacaktır size. Dönem başı mamul buraya, dönem sonu mamul buraya, üretilen bu bölüme, tamamlanan bu bölüme. Unutursanız arkadaşlar bakın ÜT. Ü buraya, T buraya. Dönem başı mamül şimdi yerine koyalım. Dönem başı yarı mamül miktarı ne kadar? 1000 birim. Dönem içi tamamlanan mamül miktarı, dönem içi tamamlanan 5000. Bu dönemde üretime başlanan 7000. O zaman burası 8000 ise, burası da 8000'dir. Şurası 5000 ise dönem sonu ne kadardır? 3000. Bakın arkadaşlar çok farklı formüller bilmemize gerek yok. Çok kısa bir formülle bunu halletmiş olduk. Cevabımız 3000. Ocak ayı sonu itibariyle bir işletmenin stoklarında maliyet 2000 Türk lirası, maliyet adet üzerinden 4000 adet. 2 liradan 4000 adet. A maddesi bulunmakta. Şubat ayı içerisinde 2.50 liradan 2000 adet daha A maddesi alınmış. Bu alımdan sonra 5000 adet A maddesi üretime sevk edilmiştir. İlk giren ilk çıkar. Yani FIFO yöntemine göre üretime sevk edilen ham maddenin maliyeti bize sorulmuş. Ocak ayı 2 liradan 4000 adet. İşlem ne arkadaşlar? İşlem alış. Şubat ayında 2.50 2000 adet alma işlemi gerçekleşmiş. Bu alımdan sonra 5000 adet ham madde üretime sevk edilmiştir. Sevk bilinmiyor. 5000 adet. İlk giren ilk çıkar yöntemi uygulandığına göre arkadaşlar bu bir kere 4000 adedi çıkmış. Bunun da 1000 adedi çıkmış, 1000 adeti kalmış. Şimdi üretime sevk edilen Ocak ayında 2 çarpı 4000 adet yani 8000 lira üretime sevk edilmiş. 80 bin lira pardon. Üretime sevk edilen var. 2.50'den 2000 adet değil. Ne arkadaşlar? 1000 adet. Yani 2.50 çarpı 1000 adet diyeceğiz buraya. Bu üretime sevk edilen. Peki kalan mal miktarımız ne kadar? 2.50 çarpı 1000 diyeceğiz. Bize neyi sormuş? Üretime sevk edilen ham maddenin maliyeti sorulmuş. Cevap şıklarımıza şimdi bakalım. Evet, cevap şıklarımız buradaki sıfırı sileyim arkadaşlar. 8000 10.500
11.500 edecek. Evet arkadaşlar, 11.500 etmesi gerekiyor. Burada hesaplamayı yapın. Kalanı sorsaydı, kalan ne olacaktı? 2.50 çarpı tekrar 1000 diyecektik. Kalan 2.500. Buraya da rakam 2.500'dü. Cevabımız arkadaşlar 10.500 olacak. Cevabımız 10.500. 11.500 değil. Toplam kar 200.000. Faaliyet kaldıracı 3. İşletmenin satışları %20 artarsa toplam kardaki artış ne kadar olacak diyor. Formülümüz ne arkadaşlar? Toplam kar çarpı faaliyet kaldıracı çarpı işletmenin satış oranı. Satış oranı. Yerlerine koyalım. 200.000 faaliyet kaldıracı kaç? 3 çarpı 0.20. 3 kere 2 6, 6 kere 2 18. 600.000 0.20, 3 kere 2 6, 6 kere 2 12 arkadaşlar, pardon, 120.000 olarak bulmuş olacağız. Bir işletmenin net satışları 44.000, aktif toplamı 30.000, sürekli sermayesi 28.000, stokların toplamı 2.000, duran varlığın devir hızı oranı 2'dir. Bu işletmenin likidite oranı kaçtır diyor. Net satışı buraya yazalım. 44.000. Aktif 30.000. Aktif 30.000 ise pasif de 30.000'dir. Ben bazen arkadaşlar hızlı çözüyorum. Matematiksel olarak bir hata olabilir. Siz muhakkak verilenleri tekrar yapın arkadaşlar. Birkaç yerde eksiklik çıkabilir. Sürekli sermayesi 28.000. O da nedir? İşte çarpımlarda yaptığımız basit çarpım hataları. Teoride bir şey, bir problem yok. 28.000 sürekli sermayesi. Sürekli sermayesi 28.000 ise kısası ne kadar arkadaşlar? 2.000 ortaya çıkıyor. Çünkü biz biliyoruz ki pasiften sürekli sermaye çıkarttığımız zaman kısa vadeli yabancı kaynağı buluruz. Stokların toplamı 2.000 lira. Duran varlığın devir hızı oranı 2'dir. Duran varlığın devir hızı oranı verildiğine göre ben o zaman net satış bölü duran varlık diyebilir miyim? Diyebilirim. Net satışım, bunun oranı ne kadar verilmiş? 2. Benim net satışım burada biliyorum. 44.000'i ben neye bölersem 2 çıkar? Tabii ki 22.000'e bölersem 2 çıkar. O zaman duran varlığım benim 22.000'dir. O zaman dönem varlığım da benim 8.000'dir. Yani 30-22'den çıkarttığım zaman 8.000'i bulacağım. Bana neyi soruyor? Likidite oranı. Biraz uzun bir sorudur arkadaşlar. Dönen formülü yazıyorum burada. Dönen eksi stoklar bölü kısa vadeli yabancı kaynaktır. Benim dönen varlıklarım ne kadar? 8.000. Stokların soruda bana verilmiş mi? Verilmiş, 2.000. Kısa vadeli yabancı kaynağım ne kadar? 2.000. 8-2, 6. Sıfırlar zaten gitti. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman cevabım ne? Likidite oran, diğer bir ifade asit test oranı 3 bulmuş oluyorum. Arkadaşlar bakın, dikkat edin, uzundur. 2-3 tane bilgiyi bilmeniz isteniyor. O yüzden bu tarz sorulara muhakkak T çizin. Yanlış yapmazsınız. Formülü de bilmeniz gerekiyor. Nakit oran, disponibilite oranı, yani hazır değer oranı, cari oran, likidite oranı muhakkak bilmemiz gerekiyor. Bir işletmenin stoklarını satmadan dönem varlıklarla kısa vadeli borçlarını ödeyebilecek bir düzeyde olup olmadığını ölçmek için kullanılan oranımız arkadaşlar hangisidir diyor. Stok devir hızına, asit test oranına, stokların elde kalma süresine, stokların net çalışma sermayesine oranına, brüt kar marjına. Tabii ki bir işletmenin stoklarını satmadan, bakın stokları satmadan dönem varlıklarla kısa vadeli borç ödeme kabiliyetini gösteren oran asit test oranıdır. Zaten cari oranla asit test oranı arasındaki fark
şudur arkadaşlar, bakın. Cari oranın formülü nedir? Dönem bölü kısa. Likidite oranın formülü nedir? Dönem eksi stok bölü kısa. Yani stoklar satmadan işletme kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu? Bu kabiliyeti ortaya koyuyor. Aşağıdakilerden hangisi mali tablolar analizinin kullanım alanlarından biri değildir? Analiz soruları arkadaşlar. Firma faaliyetlerinin etkinliği ve başarısını ortaya koymak. Firma yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediğini saptamak. Firmanın misyon ya da vizyonu önemli değil. Analiz açısından önemsenmiyor. Cevabımız Ceyhan. Firmanın temel ve ikinci hedeflere ulaşmadığı saptanıyor ve başarısızlık nedenleri araştırılıyor. Bunlar var. Misyon ve vizyona dikkat etmez. Devir hızı olarak bilinen oranlar aşağıdaki oran analizi konularından hangisinin kapsamındadır? Stok devir hızı, alacak devir hızı, ortalama etkinlik süresi, hepsi neyin alt başlığıdır? Faaliyetin arkadaşlar, faaliyet oranlarının alt başlığıdır. İşletmenin çalışma sermayesinin yeterliliği konusunda karar verirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmasına gerek yoktur? Çalışma sermayesi nasıl bulunur? Bunu bir gündeme getirelim. Şimdi arkadaşlar, bilanço çizin ve buraya dönem varlık deyin. Buraya da kısa vadeli yabancı kaynak deyin. İşletmenin brüt çalışma sermayesi dönem varlığıdır. Dönem varlıktan kısa vadeliyi çıkarın, net çalışma sermayesini bulursunuz. Uzun vadeli ile öz kaynağı da toplayın, sürekli devamlı sermayeyi, sürekli çalışma sermayesini bulmuş olursunuz. Şimdi soru bize neyi soruyor? İşletmenin çalışma sermayesinin yeterliliği konusunda karar verirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? İşletmenin üretim ve tedarik süresinin, üretimin borçlanma olanaklarının, işletmenin borçlanma olanaklarının, yönetim kadrosu, satış hacmi, satın alma ve satış koşulları. Arkadaşlar, sizin üretim ve tedarik süreniz çalışma sermayenizi etkiler. Borçlanma olanaklarınız etkiler. Satış hacminiz, satış koşullarınız etkiler. Ama yönetim kadrosu çalışma sermayesini etkilemez. Bir işletmenin 2012 dönemine ait gelir tablosu verilmiş. Bazı değerler ve bunların dikeyleri verilmiş. Bu tablo aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisine göre hazırlanmıştır? Arkadaşlar bakın, brüt satışların oranı, satışların indirimin net satışa oranı, net satışların diğer satışlara oranı, hepsi dikey olarak verilmiş ve yüzdeleri hesaplanmış. Bu analiz tekniği aslında nedir arkadaşlar? Dikey, yani yüzdeler yöntemiyle analiz tekniğidir. Bakın, yüzde yöntemiyle, yani dikey analiz. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek ve stokların kaç katı kadar satış yapması gerektiğini belirleyen oran stokların bağımlılık oranıdır. Bakıyoruz. Cevabımız D'de var. Bir işletmenin analiz edilmiş finansal tablo verilerinin, özellikle de oranların, rasyoların daha anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için öncelikle hangisine gereksinim vardır? Kar dağıtım tablosu, öz kaynak değişim tablosu, satışların maliyet tablosu, genel ekonomik veriler ve sektör standart oranları. Arkadaşlar tabii ki biz cari oranı anlatırken dedik ki dönem böyle kısa vadeli yabancı kaynağın 1,5 ile 2 arasında olması olumludur. Likidite oran, dönen eksi stoklar bölü kısanın 1 olması olumludur. Nakit oranının %20 olması olumludur. Yani bunların hepsi belli bir standarttır arkadaşlar. Siz işletmenizi standart verilere göre karşılaştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla sektör standart oranları dememiz gerekiyor cevapta. Bir işletmenin brüt satışları 95 bin, satıştan indirimler 15 bin, satışların maliyeti 30 bin ve faaliyet giderleri 10 bin liradır. Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet karlılığı oranı kaçtır? Brüt satışlar 95, indirimler eksidir. Bunu aşağıya çeker. 15, 80, satışların maliyeti eksidir. Bu rakamı aşağıya çeker. 50, faaliyet giderleri eksidir. Bu rakamı aşağıya çeker. 40. Yani arkadaşlar burada faaliyet giderleri 10 bin. Bu bilgiye işletmenin faaliyet karlılığı oranı kaçtır? Faaliyet
karlılık oranını 40 bölü 80 çarpı 100'den hesaplayacağız. Yani arkadaşlar 40 bölü 80 çarpı 100 diyeceğiz. 1 bölü 2'den işlemi yapmış olacağız. Cevabımız tabii 1 bölü 2 nedir? 0.5'tir. Bir işletmenin brüt satış kârı 20 bin, faaliyet kârı 15 bin, olağan gelir ve kârları 3 bin liradır. İşletmenin faaliyet giderleri soruyor. Arkadaşlar biz işletmenin faaliyet kârına ulaşmışsak, bakın sorudaki verilere göre 20 bin eksi x diyelim, faaliyet kârı da 15 bindir. Son geldiğimiz nokta bu. Peki işletmenin faaliyet giderleri sorulmuş. 20 binden ben neyi çıkarırsam 15 bini bulurum? 5 bini. Yani tersinden gidiyorum arkadaşlar. Böylece cevabım Ceyhan. Tabi bunun için gelir tablosunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi denetim sorularına başladık. Denetçi denetlediği işletmenin bankadaki mevduat bakiyelerinin doğruluğunu incelerken iki önemli bankadan doğrulama talebinde bulunmuştur. Bankalardan kendilerine gönderilen bilgiye de ilgili olarak mutabık olsalar da olmasalar da mutlaka cevap vermeleri istenmiştir ki bu olumludur. Hangisi doğrudur? Denetçi dış kaynaklardan olumsuz bir doğrulama talebinde bulunmuştur. Bu yanlış. Denetçi dış kaynaklardan bilgi toplama tekniğini kullanmıştır. Denetçi dış kaynaklardan olumlu bir doğrulama talebinde bulunmuştur. İster bakiye tutsun ister tutmasın. Bana cevap gönder demek rakamın olumlu olduğu anlamına gelmiyor. İstemin olumlu olduğu anlamına geliyor. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi denetim tekniklerinden analitik inceleme tekniğini en iyi şekilde açıklar? Bağımsız denetçinin alacaklarının vadelerine göre sınıflandırılması gibi işletmenin iç kontrolünde manuel veya da bilgisayar ortamından gerçekleştiren kontrolleri bağımsız olarak yeniden gerçekleştirmesi. Analitiğin inceleme tekniğinin tanımını soruyor. Belge veya kayıtların matematiksel olarak doğru olduğunun kontrol edilmesini ifade eder. İşletme içinde ya da işletme dışında finansal ya da finansal olmayan bilgilerin bilgili kişilerden elde edilmesini ifade eder. Başkaları tarafından yapılan işlem, süreç ya da yöntemlerin izlenmesini ifade eder. Analitik incelemede değişik hesaplar arasında orantı ya da başka bir deyişle kurulabilecek ilişkilerin bulunduğu, bu ilişkilerin birbirini izleyen dönemlerde önemli hesaplar göstermeyeceği mantığından yararlanarak gerçekleştiren denetim yordamlarıdır diyebiliriz. Edirne cevabında tam tanımı verilmiş. İş denetçinin bağımsız denetçiden farkı nedir? Tabii ki iç denetçi arkadaşlar bir hizmet akdine bağlı olarak çalışır. Dış denetçi kimseye bağlı olarak çalışmaz. Uzmanlığı etik kurallara bağlı olması, mesleki özeni işini yapmada bağımsız davranması, işverene bağlı çalışması. İç denetçi işverene bağlı çalışırken bağımsız denetçi 3568 sayılı yasa gereğince arkadaşlar çalışma prensipleri oluşur. Ve raporunu okurken sadece yönetime bu raporunu bildirir. Cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi denetim programının temel unsurlarından biridir? Çalışma kağıtları, örnekleme yöntemlerinin belirlenmesi, iş gücü planlaması, cari ve sürekli dosyada yer alacak belgelerin belirlenmesi, denetim raporunun yapısının oluşturulması. Arkadaşlar bakın, örnekleme, çalışma kağıdı, cari sürekli dosya, raporlar bunlar hep dosyalarla alakalıdır. İş gücünün planlanması denetim programıyla alakalıdır. İşletmenin gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesinde doğru hesap kesim işlemlerinin yapılıp yapılmadığını araştırılması aşağıdaki denetim hedeflerinin hangisinin konusudur? Gerçeklik, değerleme, mülkiyet, tamlık ve sınıflama. Bakın arkadaşlar, doğru kesim hesap işlemlerinin yapılıp yapılmadığını, değerlemenin doğru yapılıp yapılmadığıdır. Bursa. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi çalışma alanı standartlarındandır? Arkadaşlar, genel kabul görmüş denetim standartlarını bilmemiz gerekiyor. Bunlardan soru geliyor. 1947 AISPA'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız, bakın bunları da yazalım. 1947 AISPA, Amerika Birleşik Devletleri, 3 kol 10 adet standart. Soru olarak karşımıza gelebilir. Önemli. Genel standartlar, çalışma alanı standartları ve arkadaşlar raporlama standartları. Burada ne var? Mesleki eğitim var. Mesleki titizlik var, özen var ve bağımsızlık var. Burada ne var? Planlama var. Kontrol var. Kanıt toplama var. Burada ne var arkadaşlar? Tam açıklama,
tutarlılık, işte raporlama gibi değerler var arkadaşlar burada. Hepsini yazmalım. Genel kabul görmüş denetim standartlarının hangisi çalışma alanı standartlarındandır? Muhasebe ilkelerine geçen dönemde uyumlu olarak uygulanması bu raporlama. Bize burayı soruyor. Bakın arkadaşlar. Burayı soruyor. A. Raporlama. Denetimi bir şekilde planlanması çalışmayla alakalı. Mali tablonun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu raporlama. Denetçinin görevini yaparken genel standart. Denetçinin yeterli eğitim genel standart. Dolayısıyla arkadaşlar sadece Bursa seçeneği var. Bursa seçeneği denetimin iyi bir şekilde planlama nerede? Çalışma alanı standartlarının içerisinde. Aşağıdakilerden hangisi denetim raporunda olması gereken bölümlerden biridir? Raporda olması gereken tabii ki denetçinin arkadaşlar ne olacak? Görüşü olacak. Olumlu, olumsuz, şartlı, görüş bildirmekten kaçınma. Cevap Ceyhan. İşletmenin finans... Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. İşletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkelerine uygunluğunun tarafsız olarak incelenmesi sonuçlarının bir raporla bilgi kullanıcılara iletilmesini sağlayan denetim türü hangisidir diyor. Uygunluk, faaliyet, kontrol, finansal tablo, iç denetim. Arkadaşlar burada soruya çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Uygunluk denetimi mi acaba? Finansal tablo denetimi mi? Faaliyet denetimi mi? Uygunluk denetimi olabilmesi için soru kökünde ne demesi lazım? İşte yapılan finansal tablolardaki işlemlerin yasalara, yönetmeliklere, ana sözleşmelerine uygun olup olmadığının denetlenmesi, uygunluk denetimi. Burada finansal tablonun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olup olmadığı sorulduğuna göre finansal tablo denetimi vurgulanmakta. Etkinlik, verimlilik sorulursa da faaliyet denetimidir. Finansal tablonun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu finansal tablonun denetimidir ki finansal tablo denetimi bağımsız dış denetçinin en yoğun olarak yapmış olduğu denetim türüdür. Aşağıdakilerden hangisi denetim ekibinde yer almaz? Soru komisyon tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır arkadaşlar. Denetlenen işletmenin muhasebe müdürü, bağımsız denetçi yardımcısı, stajyer bağımsız denetçi yardımcısı, bağımsız denetçi, baş denetçi. Tabii bu soru neden iptal edildi tartışılır ama birçok aday Adana şıkkını yaptı ve bu şık doğruydu aslında ama komisyon tarafından değerlendirme dışı bırakıldı. Bu bilgiyi size sunalım. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi denetlenen bilgilerin önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla denetçinin görüşünü etkileyen her türlü bilgiye ya da belgeyi ifade eder? Tabii ki denetçinin görüşünü etki edecek olan ve çalışma kağıtlarında yazılan ifadeler arkadaşlar denetim kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından birisi değildir? Biraz önce söyledik. Uygunluk var, tutarlılık var, tam açıklama var, görüş bildirme var ama iş kontrol sisteminin incelenmesi raporlama standartlarına değil, çalışma alanı standartları içerisine yer alır. Bu gerekçeyle cevabımız Denizli. Çalışma kağıtları ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Sürekli denetim dosyasında yer alırlar. Çalışma kağıtları mülkiyeti denetlenen işletmeye aittir. Cari denetim dosyasında yer alırlar. Bankalar hesabının denetimi için bankaya yazılan mutabakat yazısı çalışma kağıtları arasında yer almaz. Çalışma kağıtlarının belli bir sistematikle kodlanmasına gerek yoktur diyor. Arkadaşlar tabii bu da komisyon tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Şurada sadece B şıkkına dikkat çekmek istiyorum. Çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetlense bile firma denetlendi. Denetim işlemi sonlansa bile mülkiyeti kime aittir? Denetçinin kendisine aittir. B şıkkı arkadaşlar çok önemli bir etkendir. Tabii benim burada anlatmak istediğim bu soru değil arkadaşlar. Yani bu soru zaten değerlendirme dışı bırakılmıştır. Burada B şıkkına bu soru üzerinde hiçbir yorum yapmıyorum. Komisyon tamamen devre dışı bırakmıştır. Ama burada Bursa seçeneğinde çalışma kağıtlarının mülkiyeti denetlenen işletmeye aittir ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü denetim işlemi yapılsa dahi denetim işlemi sonlanır. Sonlansa dahi mülkiyeti denetçiye aittir. Zaten soru yanlış olduğu için değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bir denetim çalışmasında denetçinin finansal tablolarla ilgili görüş oluşturabilmek için işletmenin iş kontrol sisteminin istenilen düzeyde düzenlenip düzenlenmediğini ve düzenlenmiş ise de istendiği biçimde çalışıp çalışmadığını test etmek için kullanılan testler aşağıdakilerden hangisidir?
Tözel testler, maddi doğruluk testleri, uygunluk denetim yordamları, gerçeklik testleri. Tabii ki müfredatınızda arkadaşlar tözel testleri görmemişsinizdir belki ama tabii denetimde kullanılan testler içerisindedir bunlar. Finansal tablo ile ilgili görüş oluşturabilmek için işletmenin iç kontrol sisteminde istenilen düzeyde düzenlenmediğini, düzenlenmemişse de istenildiği biçimde çalışıp çalışmadığını test etmek için bazı testler uygulanır. Bu testler nedir arkadaşlar? Örneğin yıl içinde yapılan testlerse bu testler uygunluk testleridir. Yıl sonunda yapılan testlerse bunlar maddi doğruluk testleridir. Örneğin bir 100 kasa hesabını borcundaki bakiye, 102 bankalar hesabının mevcudundaki mevduat hesabındaki bakiye hepsi nedir arkadaşlar? Maddi doğruluk testlerini bize gösterir. A işletmesi denetleyen bağımsız denetçi işletmenin faiz giderlerini gerçekleştiğinde daha yüksek hesaplandığı ortaya çıkarmıştır. Arkadaşlar bir önceki sorumuza dönelim. Burada tabii ki uygunluk denetimi ancak biz maddi doğruluk testlerini de açıklamış olduk. Yani sorunun dışına çıktı. Uygunluk denetimi yıl içinde yapılan testler, maddi doğruluk testleri yıl sonunda yapılan testler. Yani soru bize işte 100 kasa hesabının borcundaki bakiye ya da 102 bankalar hesabının mevduatındaki bakiye ile ilgili bir şey sorsaydı biz o zaman ne diyecektik? Yıl sonu testi ama bize burada yıl içinde işletmenin iç kontrol sistemi dediği için yıl içerisinde yapılan testler. Karıştırırsak bakın arkadaşlar uygunluk testleri Y var. Bu nedir? Yıl içi. Yıl içi yapılan testtir. A işletmesini denetleyen bağımsız denetçi işletmenin faiz giderlerinin gerçeğinden daha yüksek hesaplandığını ortaya çıkarmıştır. Bu bilgilere göre denetçi aşağıdaki denetim tekniklerinden hangisini kullanmıştır? Belgelerin incelenmesi tekniği, kayıtların incelenmesi tekniği, soruşturma, yeniden hesaplama ve gözlem tekniği. Arkadaşlar şimdi düşünün 780 finansman giderlerinin borcunda 50 bin lira bir rakam var. Ve 780 finansman giderleri nedir arkadaşlar? Bir gider unsurudur, bir indirim unsurudur. O zaman denetçi ne yapacak? Bu gerçekten siz 780 finansman giderleri hesabının borcuna yazmış olduğunuz 50 bin lira gerçekten yapılmış mı? Bunu yeniden ne yapması lazım? Hesaplaması lazım. Yani bir uygunluk denetimi, yıl içerisinde yapılan denetimi maddi doğruluk testleri olan yıl sonu denetimine tabi tutması gerekiyor. Yeniden hesaplama yapacak. Gerçekten 780 finansman giderleri 50 bin TL mi? Bunu yeniden hesaplayacak. Cevabımız Denizli. Asıl risk, kontrol riski ve bulgu riski. Yukarıda verilen risklere göre denetçinin kontrol edebileceği risk, denetçinin ortaya çıkarabileceği risktir. Denetçinin ortaya çıkaracağı riskin adı da bulgu riskidir. Sorunun dışına çıkalım. İşletme riskleri nelerdir? Asıl risk ve kontrol riskidir. Eğer işletmenin risklerini sorsaydı 1 ve 2 diyecektik. Yani asıl ve kontrol riski. Denetçinin riskini sorduğu için bulgu riskini. Yani soruya göre 1, 2 ya da 3 diyeceğiz. Burada denetçinin riskini sorduğu için bulgu riski. İşletmeninkini sorsaydı cevabımız bu soruya göre işletme riskleri sorsaydı Denizli olacaktı. Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan risk ve yararların tamamının devredilmediği kiralama türü verimlilik, etkinlik yani faaliyet kiralamasıdır. Cevabımız Adana. Vergi otoriteleri tarafından konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen kâra, eğer Türk ticaret tahammülleri deseydi ticari kâr ama vergi otoriteleri demiş, mali kârdan bahsetmiş, vergiye tabi kâr diyeceğiz. Bir varlığın ya da nakit yaratan biriminin satış maliyetleri düşünmüş gerçeğe uygun değeriyle kullanım değerinden yüksek olan aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Burada da TMS, Türkiye Masraf Standartlarından bahsediyor. Tabii ki arkadaşlar burada bir varlığın biriminin satış maliyetleri düşmüş gerçeğe uygun değeriyle değerleme yöntemi gerçeğe uygun değer yöntemidir. Cevabımız Denizli. TMS 18 hasılat standartında ortakların sermaye katkıları dışında öz kaynaklı artışta sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Gelir, kazanç, hasılat, kar ve varlılık. Arkadaşlar TMS 18'de öz kaynaklı artış sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarlarına biz hasılat ismi veriyoruz.
Kur değişim etkileri standartına göre kapanış kuru hangisidir? İşlem tarihindeki kur, vade sonundaki fiyat, enflasyonist fiyat, efektif fiyat, raporlama tarihinde geçerli fiyat. Kur değişim etkileri standartına göre kapanış kuru arkadaşlar, raporlama tarihindeki geçerli fiyattır. Edirne cevabı burada doğrudur. Ülkedeki sermaye mallarının ne hızla arttığını gösteren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Amortismanlar, stok değişimleri, net yatırımlar, gayri safi yatırımlar, bina harcamalarıdır. Sermaye mallarının ne hızla arttığını gösteren ölçüt arkadaşlar net yatırımlardır diyebiliriz. Üretim faktörü olarak sermayenin geliri aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar üretim faktörü ve üretim faktörü sonucu elde edilen gelirleri yazalım. Önemli çünkü. Şimdi arkadaşlar emeğin getirisi ücret, toprağın doğal kaynağın getirisi rant, sermaye ana paranın getirisi faiz, girişimcinin milli gelirden üretim faktörünü bir araya getirerek aldığı pay kârdır. Bize neyi sormuş? Sermayenin getirisini sormuş. Arkadaşlar ne olacak? Faiz olacak. Belli bir dönemde İtalya'da ihraç edilebilecek mal miktarına ya da değerine konulan kısıtlamalar ne ad verilir? Arkadaşlar bunlara kısıtlamaları kota adı verilir. Eğer ülke adı belirtilmeksizin toplam miktar belirtiliyorsa bunun adı da global kotadır diyebiliriz. Birbirleri yerine kullanılan malları arkadaşlar ikame yani rakip mal denir. Cevabımız Denizli. Asgari ücret uygulamasının olmadığı bir durumda iş gücüne olan talebin azalmasına uzun dönem etkisi ne olacaktır? Emek kıtlığından dolayı emek arzının azalma olması, düşük ücret düzeyinden dolayı emek talebinde artış olması, emek fazlalığından dolayı emek talebinde artış olması, düşük ücret düzeyinden dolayı emek arzında artış olması, düşük ücret düzeyinden dolayı emek arzında azalma olması. Arkadaşlar tabii bu tarz soruları çözdüğümüz zaman şunu söyleyeceğiz. Şimdi üretim faktörleri piyasası vardır. Üretim faktörleri piyasasında emeği arz eden taraf işçi sınıfıdır. Talep eden ise firmalardır. Eğer talep çok fazlaysa firmalar ücretleri düşürecektir. İşçi talebi az ise firmalar yüksek ücretle işçi çalıştıracaktır. Bu mantıkla düşündüğümüz zaman Edirne şıkkına ulaşmış oluyoruz. Bir kişi gün içerisinde içtiği ikinci bardak çaydan 30 birim, üçüncü bardak çaydan 40 birim toplam fayda elde etmiş. Bu kişinin üçüncü bardaktan elde ettiği marjinal fayda nasıldır diyor. Tabi burada şunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Kartezyen çizdiğimiz zaman ve buna toplam fayda dediğimiz zaman, ikinci kartezyeni de çizip buraya marjinal fayda dediğimiz zaman, burada şöyle bir simetri çizeceğiz ve tam iz düşümüne marjinal faydayı çizdiğimiz zaman. Yani bir kişinin ceteris paribus kavramı altında yani tüm değişkenler sabitken sadece bir değişkenin değiştiğini varsayan varsayımla bir kişinin toplam ulaştığı tatmin düzeyi toplam fayda. Toplam faydaya yapılan her ilave marjinal faydayı gösteriyor ve marjinal faydadan sonra kişi azalan marjinal fayda yasasına dahil oluyor. Azalan marjinal fayda U bildiğiniz gibi U tildir. Fayda ilk Dupit tarafından ölçülmüştür. Bunları da ek olarak söyleyelim. Toplam fayda artarken marjinal fayda da artandır. Toplam fayda maksimumken marjinal fayda sıfırdır. Bakın toplam fayda artarken marjinal fayda da artıyor. Toplam fayda azalırken marjinal fayda da azalıyor. Toplam fayda maksimumken marjinal fayda sıfırdır. Azalırken burası da azaldı. Yani burada artış söz konusu, burada azalış söz konusu. Bu tüm koşulları da söylemiş olalım ve sorumuza dönelim. Bu sorumuzun dışında bir ekstra bir bilgiydi. Şimdi sorumuza dönelim. 30 birim bardak tüketimi bir kişi gün içerisinde içtiği ikinci bardak çaydan bardak sayısı diyelim 2 30 birim üçüncü bardak çaydan 40 birim toplam fayda elde etmiş. Bakın toplam fayda. Üçüncüsünde de 40 birim fayda elde etmiş.
Bu kişinin 3. bardak çaydan elde edeceği marjinal fayda soruluyor. Yani bize MU soruluyor. Peki ben MU'yu nasıl bulurum? Şöyle bulurum arkadaşlar. Şurayı sileyim. Yani şu dengeyi soruyor aslında. Bir ürünün marjinal faydasının x ürünün marjinal faydasının x fiyatına oranı, bir y malının y fiyatına oranı, bir z malının marjinal faydasının z malının fiyata eşitliği, tüketici denge fonksiyonunun fayda düzeyini, maksimum fayda düzeyini bize gösteriyor aslında. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Marjinal faydayı bulmak için toplam fayda miktarını birim sayısına bölmem lazım. Yani 40 eksi 30 bölü 3 eksi 2, yani 10 bölü 1'den 10. Marjinal faydası 3. bardağın marjinal faydası demek ki 10'muş arkadaşlar. Cevabımız Adana. Monopol piyasasında, ki monopol demek tek demek, Latince'de biliyoruz, monopol piyasasında ortalama hasılat yani AR neye eşittir diyor. Sakın şu yanılgıya düşmeyin. Sakın. Monopol piyasasında AR fiyata eşittir. Yani ortalama gelir fiyata eşittir. Ama sana soruda neyi soruyor? Sana soruda şunu soruyor. Hasılat hangisi arttıkça azalır diyor. Hangisi arttıkça, ortalama gelir miktar arttıkça ne yapacak arkadaşlar? Satış miktarı arttıkça ortalama gelirde bir azalma gerçekleşecek. Çünkü monopoli yapılan en büyük eleştiri nedir arkadaşlar? Reklam giderleridir. Monopolcü firma ortalama gelirini artırmak için ürünü ne yapacaktır arkadaşlar? Farklılaştıracaktır. Yani tüketici popülasyonu içerisinde, diyelim ki monopol firma 5 kilogram yağı 30 liraya satıyordu. Şimdi 2 kilogramlık yağı diyelim ki 8 liraya satacak. Bu monopol firmada satış miktarı değiştikçe toplam hasılatında, ortalama gelirinde azalmaya sebebiyet vermeyecek mi? Tabii verecek. Ama bakın, uyarımı yaptım. Ortalama gelir fiyata eşittir. Edirne'yi işaretlemeyeceksin. Şunu sorsaydı, monopol piyasasında ortalama gelir aşağıdakilerden hangisine eşittir derse fiyata diyebilirdin. Ama teknik bir bilgi soruyor. Hangisi arttıkça azalır? Satış miktarı diyeceğiz. Üretim hacminde zaman zaman ortaya çıkan daralmaların yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? İşsizlik türleri var arkadaşlar. İşte gizli işsizlik, yapısal işsizlik, konjektürel işsizlik, mevsimsel işsizlik. Konjektürel dalgalanmanın ortaya koyacağı işsizlik arkadaşlar, ekonominin canlanma noktasıdır burası. Burası tepe noktası. Burası da resesyon, yani daralma dönemidir. Burada da ekonomi ne yapıyor? Dip yapıyor, dibe vuruyor. Mesela Şubat 2001 krizi, ben şu yorumu yapmıyorum. İşte Şubat 2001'de Türkiye şu konjektürel hareketteydi diye böyle bir yorum yapmıyorum. Ama siz şöyle bir yorum yapın arkadaşlar. Şubat 2001 krizinde acaba Türkiye bu konjektürel dalgalanmanın neresindeydi? Dikkat edin, burada bir U biçimini alıyor arkadaşlar. Demek ki ekonomi resesyondan yükselme döneminde hangi harf şeklini alır? U şeklini alır. Dolayısıyla arkadaşlar, daralma dediği konjektürel dalgalanmanın bir elemanıdır. Yani şu noktada, resesyonda yaşanan işsizlikten bahsediyor. Konvertibilite nedir? Arkadaşlar, sürekli çıkan bir sorudur bu. Değişimdir, değişebilmedir. Alış satış kuru arasındaki farktır. Ki bu döviz kurudur. Bir ülkenin ithalattan başka, ihracattan başka döviz kuru uygulanması, bir ülkenin ithalat fiyat endeksinin o ülkenin ihracat fiyat endeksine oranıdır. Bir dövizin ucuz olduğu piyasadan satın alıp pahalı olduğu piyasaya satılmasıdır. Bir ülkenin ulusal parasını döviz piyasasına serbestçe diğer ülkelerin paralarına dönüştürülebilmesidir. Dönüşmedir. Konvertibilite. Emeğin marjinal ürünü nedir? Soruda marjinal görüyorsak nedir arkadaşlar? Değişimdir. Ek bir ilavedir. Emeğin tek değişken faktör olması durumunda sabit faktörler elde edebilecek maksimum çıktıdır. Hiç ilaveyi görüyor musunuz? Görmediniz. Toplam ürün erişimine eğimin azalmaya başladığı çıktı düzeyidir. Bu verimliliktir. İşçi başına toplam üretim azalmaya başladığı çıktı düzeyidir. Bir birimlik artış sonucunda
çıktıdaki değişimdir. Emeğin sermaye ile ikame edildiği çıktı düzeyidir. Emekteki bir birimlik artışın çıktıdaki değişimidir. Yani arkadaşlar siz X işini 100 işçiyle yapıp çıktı olarak 10 adet çıktı düzeyine ulaşıyorsanız 200 işçiyi X üretim sürecine koyduğunuz zaman 20 adet çıktı düzeyine ulaşırsınız. Yani emekteki artış çıktıdaki değişimi etkiler. Aşağıdakilerden hangisi Wagner'a göre kamu harcamalarının milli hasılanın daha hızlı yükselmesinin nedenidir? Nüfus artışı, vergilerdeki artış, sermaye birikimindeki artış, sanayileşme ve gelir dağılımındaki bozukluklar. Wagner'a göre arkadaşlar kamu harcamalarının milli hasıladan daha hızlı yükselmesinin sebebi sanayileşme ve sanayileşmenin sonrası ortaya çıkan durumlardır. Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazineyi vergi kaybına uğratmasına ne ad verilir? Arkadaşlar burada iki tane kavram birbirine karışabilir. Burada vergi kaçınma ve vergi kaçırma ne yapılıyor? Karıştırılıyor. Vergiden kaçınma farklı bir şey. Vergi kaçırma farklı bir şey. Olumsuz, yasak. Olumlu, yasak değil. Örnek verelim hemen muhasebeden. Arkadaşlar siz taşıtınızı sattığınız zaman hesaplanan KDV dediniz buraya, kasa dediniz, birikmiş amortisman dediniz örneğin. Burada da diğer olağan gelir ve kar dediniz. Şimdi siz bunu buraya yazdığınız için hemen vergisini ödersiniz. Ama bunu 3 yıl ötelemek isteyebilirsiniz. Yani hazineyi vergi kaybına uğratabilirsiniz. Kazanca uğratabilirsiniz ama yasalara aykırı hareket etmeksizin. Size yasa ne özgürlüğü vermiş? 549 özel fonları kullanabilirsin diyor. O zaman bunun adı nedir? Vergiden kaçınmadır. Kaçırma değildir. Cevabımız vergiden kaçınma. Vergi kaçakçılığı, vergi yasalarına aykırı hareket ederek, bakın kelime oyunu yapıyor. Hareket ederek hazineyi vergi kaybına uğratmaktır. Yani ikisi de hazineyi vergi kaybına uğratıyor. Bu tamam. Ama biri yasaya uygun hareket ediyor, biri yasaya aykırı hareket ediyor. Uygun edeni hangisi? Vergiden kaçınma. Ya da örneği değiştirelim. Bu soru üzerine bize bu dönem farklı soru sorabilirler mi? Sorabilirler. Şunu sorabilirler. A ve B kişileri vardır. A'nın X mükellefiyeti, B'nin de Y mükellef ya da B'nin mükellef olmasın. A ve B kendi aralarında bir şirket kurmuşlar arkadaşlar. Ortağı A ve B. Şimdi bu A kişi aynı zamanda kendi X işi de var. X işinde %20 vergi ödeyecekken burada aynı dilimden %15 ödüyor ve burada %5'ten kaçınıyor. Bu vergiden kaçınma ya da peçeleme. Verginin dolanmasıdır diyebiliriz. Örneği vermiş olduk. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin mali amaçlarından biridir? Fiyat istikrarını sağlamak, kamu harcamalarını karşılayacak gelir elde etmek, gelir dağındaki işsizliği gidermek, nüfus artışını teşvik etmek, belirli sektörlerin gelişmesini bağlamak. Vergilemenin mali amaçları arkadaşlar, tabii ki vergi neden alınır? Kamu harcamalarının finansman aracıdır vergi. Bu gerekçeyle alınır. Cevabımız burada arkadaşlar Bursa olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu maliyesinin konuları arasında yer almaz? Konumuz ne? Uluslararası kamu maliyesi. Ekonomik bütünleşmeler, çok uluslu şirketler, uluslararası kurumlar ve gümrük anlaşmaları var. Kamu harcamaları ulusal kamu maliyesinin konusudur. Cevabımız Bursa. Maliye ilminde modern maliye yaklaşımının temeli aşağıdaki devlet anlayışlarından tabii ki müdahaleci kapitalist yaklaşım getirmiştir. Cevabımız burada Denizli. Serbest muhasebeci böylece 5 sorumuz olan 3568 sayılı yasaya geçtik. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve vemini mali müşavirlerin mesleki faaliyetlerinde uygulayacakları etik ilkeler hakkındaki yönetmeliğe göre. Aşağıdakilerden hangisi temel etik ilkelerine yönelik bir tehdit değildir? Yeniden değerlendirme tehdidi, taraf tutma tehdidi, kişisel çıkar tehdidi, yakınlık tehdidi ve gizlilik tehdidi. Arkadaşlar baktığımız zaman bazı tehditler vardır. İşte taraf tutma tehdidi, kişisel çıkar tehdidi,
yakınlık tehdidi, gizlilik tehdidi, yeniden değerlendirme tehditleri söz konusudur. Cevabımıza bakıyoruz şimdi. Ne diyor arkadaşlar? Gizlilik tehdidi. Peki bunlar nelerdir? Mesela bir mali müşavirin ya da yeminli mali müşavirin eşine ait bir defteri tutması yakınlık tehdidi. Ya da çıkar ilişkisine girmesi, rapor düzenlenecek olan şirketten para alması, kişisel çıkar tehdidi, objektif davranmaması ya da işte değerlendirme yaparken taraflı değerlendirme yapması yeniden değerleme tehdidine giriyor ama bunların içerisinde gizlilik tehdidi yok. Haksız rekabet ve reklam yasağı yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisinde reklam yoluyla haksız rekabet yoktur? Meslek mensubunu ya da mesleki şirketin yayınladığı sirküler, bülten ve işe alma broşürlerini mesleki ilişkilerini sürdürdüğü kimselere gönderilmesi. Bakın ilişkideki kişilere gönderir. Bu haksız rekabet değil. Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış yanıltıcı bilgi vermeleri. Yani bu haksız rekabet. Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar. Haksız rekabet. Meslek mensubunun kendisi hizmetleri ve faaliyeti hakkında gerçek dışı beyanda bulunması haksız rekabet. Mesleki ve akademik unvan dışına sahip olan başka unvanı kullanmak. Bu da yanlış bir şey. Mesela doktora unvanı olmayan birinin doktora unvanını mesleki unvanının yanına yazması arkadaşlar haksız rekabet ve yasa gereğince suç. Böyle bir fiilde bulunmamak gerekiyor. Çünkü sorulduğu zaman doktora kimliğinizi ya da doktora unvanınızı gösteren, bilimsel uzmanlık unvanınızı gösteren resmi yazıyı ilgililere göstermeniz gerekiyor. Ama Adana seçeneğindeki ifade tabii ki nedir? Haksız rekabete girmiyor. 31.12.2000 tarihli disiplin yönetmenine göre aday meslek mensubunun mesleğinin vakar ve onuruyla bağdaşmayan işler yapmasının neden olunması ya da bilerek izin verilmesi ya da bu eyleme göz yumulması nedeniyle meslek mensubuna arkadaşlar tabii ki ne cezası verilecektir? Uyarma. İşlerinde daha titiz davran uyarısı da bulunulacaktır. Burada bir önceki soruya gelelim. Kınama ile uyarma arasındaki farkı da söyleyelim. Kınama arkadaşlar yaptığın işte daha titiz ol. Daha titiz ol. Uyarma. Kınama farkı, kınamadan uyarmadan farkı ne? Kusurlusun sen. Meslek mensubunun yaptığı işlerinden dolayı kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi kınama. Meslek mensubunun yaptığı işlerde daha titiz davranması gerektiğinin söylenmesi uyarma. Örneğin tabela asmama uyarma cezası gerektirir. Peki meslek mensubuna ne cezaları verilir? Uyarma, kınama, geçici meslekten men, meslekten men, yeminlik sıfatının kaldırılması gibi cezalar verilir. Ancak kademe ilerlemesini, memuriyetteki kademe ilerlemesini durdurma cezası burada yok. Örneğin işte şef olacak bir kişi müdürlük sınavına girecek. Eğer hata yaparsa önü durdurulur. Kademe ilerlemesi durdurma cezasıdır bu. Memuriyette 657'de. Burada böyle bir şey yok. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirin çalışma usulü ve esasları hakkındaki yönetmelikte büro edinme zorunluluğu başlığıyla yapılmış düzenlemeye göre aşağıdaki faallerden hangisi yanlıştır? Büro standartları ve buna ilişkin usul ve esaslar birlik genel kurulu tarafından belirlenir. Doğru. Açılan iş yerleri bağımsız büro şeklinde olmalıdır. Doğru. Açılan iş yerleri başka bir serbest meslek faaliyeti ya da ticarethaneyle iç içe olamaz. Doğru. Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanunu'na göre bir meslek şirketi kurmaları halinde şirket kayıtlı odanın bulunduğu izin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açabilir diyor. Bu yanlış. Meslek faaliyetleri aynı zamanda ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülmez. Aslında bu soru üzerine çok tartışma geldi arkadaşlar. Çünkü ikametgahlarda da mesleki faaliyetler yürütülebiliyor. Hatta vergi usul kanununda diyor ki işte ısıtma, ısınma, barınma, yakıt giderlerindeki paylaşım söz konusu. Paylaşım varsa burada niye yok diye kafanıza takılabilir ama sınav komisyonu Denizli cevabını doğru kabul etmiştir. Ama bana göre hem Denizli hem de Edirne şıkları doğrudur. 3568 sayılı serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununa göre yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak tasdik ve tasdikten olan sorumlulukla ilgili hangisi yanlıştır? Yeminli mali müşavirler mali tablolar ve beyannameleri, mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ve muhasebe standartları uygunluğu ve hesapların denetim standartlara göre incelendiğini tasdik ederler. Evet, tasdik işlemi yaparlar. Devam edelim. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikten dolayı sorumludurlar. Kanunların gereğince kamu kurum ve kuruluşlara verilen tasdik edilmiş mali tablolar kamu direnci yetki memurlarınca doğruluğu kesin belge olarak kabul edilir. Hayır arkadaşlar.
yeminli mali müşavirin denetiminden geçmiş bir defter tekrar kamu denetimine tabi tutulabilir. Cevabımız Ceyhan. Eşit, böylece sosyal güvenlik yasalarına, iş hukuku yasalarına gelmiş olduk. 5 tane soru soruluyor arkadaşlar. Eşit, işten borcunu ihlal eden işveren aleyhine açılacak davada ayrımcılık tazminatı olarak en çok kaç aylık ücret talep edilir? 2, 3, 4, 6, 12. İşveren arkadaşlar borçları vardır, işverenin borçları vardır. İşverenin en temel borçları ücret ödeme, eşit davranma, kadın işçiye kaldırabileceği işlerde çalıştırtma, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmama, revir kurma, iş güvenliğini oluşturma, işçiye buluşlarından dolayı ödül verme, ödüllendirme gibi borçları vardır. Burada eşit davranma 4 ay talep edilecek tazminat. Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı sigortalı uygulamasında kısmen sigortalı sayılır? Yani kısmi istisna tutulur. 5510 biliyorsunuz 2006'da ülkemize geldi. Ama tüm yönleriyle 1 Ekim 2008'de uygulanmaya başladı. Arkadaşlar işverenin yanında ücretsiz çalışan işçi, çıraklar, ev hizmetine çalışanlar, askerlik hizmetini yapmakta olanlar, muvazzaf askerlik hizmetini, yapın ya da üretim işlerinde çalışan öğrenciler diyor. Arkadaşlar burada çıraklar dikkat çekiyoruz. Kimler kısmi istisnadır? Çıraklar. Ancak çıraklar iş hukukuna göre 5510 sayılı yasaya göre iş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece 5510 sayılı kanun tarafından korunmaktadır. O nedenle kısmi istisnadır. Peki burada ne anlatılmak isteniyor? Arkadaşlar aslında bu soruda şu anlatılmak istiyorum. Biliyorsunuz kısa vadeli borçlanma kolları ve uzun vadeli borçlanma kolları var. Bunların tümü sigortalıya uygulanıyorsa bu kişi istisna dışında değildir. Peki istisna dışındakiler kimlerdir? Örneğin çıraklar. Çünkü iş yasası çırakları sadece iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda koruduğu için kısmi istisnadır bunlar. İş yerinde bir hafta çalıştıktan sonra işine süreli fesle son verilen işçi için bildirim süresi tabii ki 2 haftadır. İş kanununa göre iş yerine belli bir süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre aynı ya da benzeri bir işle belirsiz süreli iş sözleşmesi, bakın benzeri, aynı ise bu işçinin adı nedir arkadaşlar? Emsal işçi, örnek işçi. İş kanununa göre 4 saatten daha kısa süreli işlerde günlük ara dinlenme süresi ne kadardır? Tüm koşulları söyleyelim. 4 saatten azsa 15 dakika, 4 saatte 7.30 arasında 30 dakika, 7.5 saat üzerinde ise 1 saat, yani 60 dakika. 4 saatten az dediği için 15 dakika. İhtiyari tahakkukla ilgili hangisi yanlıştır? İhtiyaren tahakkuk. Böylece vergi usul kanunu, vergi hukuku da sorularına başlamış olduk. Yalnızca vergi alacakları için uygulanan bir güvence önlemidir, doğru. İleride tahakkuk edebilecek ve vergi borcunun tahsilini güvence altına alır, doğru. İhtiyari tahakkuk kararı verilmesi takdire bağlıdır. Vergi dairesi müdürünün takdirine bağlıdır, doğru. Vergi dairesi müdürü tarafından en yakın vergi mahkemesine talep edilmez, yanlış. İhtiyari tahakkuk kararı üzerine vergi miktarı derhal tahakkuk eder, doğru. Vergi dairesinin kendi yetki alanı içerisinde talebi vardır. Peki bu soru köküne dönelim. İhtiyadi tahakkuk değildi arkadaşlar. İhtiyadi tahsilat olsaydı. Yani tahakkuk değil, tahsil işlemi olsaydı o zaman en büyük mülki amirin talebi için üzerine yapılacaktı. Kurumlarda tam mülkiyet nefiyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kanuni merkezi Türkiye dışında iş merkezi Türkiye'de olması yeterlidir. Kanuni merkez ana sözleşmedeki yerdir. İş merkezi ise işin fiilen yapıldığı yerlerdir. Türkiye içinde Türkiye dışına elde edilen kazançların tamam üzerine vergilendirilir. Kanun merkezinin Türkiye'de bulunması yeterlidir. İş merkezinin Türkiye'de bulunması yeterlidir. İş yerinin Türkiye'de olması yeterlidir diyor. Hayır arkadaşlar. İş zaten kurumlardan bahsediyorsak kesinlikle iş merkezi kanun merkez demesi gerekiyor. İş yeri değil. İş yeri dediği için yanlış. Sorunun dışına çıkıyorum. Kanuni merkez nedir? Ana sözleşmede yazılı yerdir. İş merkezi nedir? İşin fiilen yapıldığı yerdir. İş yeri dediği için Edirne yanlış. Tüketicinin tüketim amacıyla aldığı bir emtiayı kendisinin bir araçla taşıtırması halinde aşağıdaki belgelerden hangisi
bulunması şartıyla sektör ihalesi aranmaz. Nihai tüketiciler arkadaşlar fatura alırlarsa eğer aynı zamanda sektör ihalesi bunlarla aranmaz. Peki diğerleri nelerdir? Gider pusulası neyi görürsek gider pusulası deriz. Bir vergi mükellefinin vergi mükellefi olmayan bir kişiden mal ve hizmet alması sonucu düzenlediği vesika gider pusulasıdır. Vergi mükellefi olan bir kişinin vergi mükellefi olmayan çiftçiden almış olduğu malları nedeniyle ödemiş olduğu bedeli gösteren vesikalar müstahsil makbuzdur. İşçilerin çalışmasını gösteren asgari geçim indirimlerine hesaplanan bordo ücret bordosudur. Cevabımız Edirne. X, Y, Z anonim şirketin aktifine kayıtlı bulunan bir gayrimenkul kiraya verilmesinden elde edilen gelir aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde yer almaktadır? Bu tip soruların iki şekli vardır arkadaşlar. Aktife kayıtlı bir anonim şirketin gayrimenkulü kiraya veriliyorsa kesinlikle ticari kazançtır. Ama aktife kayıtlı değilse bu gayrimenkul sermaye iradıdır. İki şeklinde size söylemiş oldum. Tebliğ işlemine ilgili hangisi yanlıştır? Yabancı ülkelerde bulunan kişilerin bilinen adresine vergi dairesi doğrudan tebliğ yapılır, yanlış. Çünkü bunların konsolosluk aracılığıyla tebliğleri yapılır, yanlış. Esasa mensur olmayan şekil hatalarından dolayı tebliğ evrak hukuki kıymetini kaybetmiyor, doğru. İlgilinin kabul etmesi şartıyla komisyonda ya da dairede, bu komisyon da olabilir, daire de olabilir, tebliğ kabul edilebilir, yapılabilir. Alıcının adresi hiç bilmezse tebliğ ilan yoluyla yapılacak. İlginin kabul etmesi şartıyla tebliğ dairede de, komisyonda da yapılabilir, ilan yoluyla da yapılır. Ama yabancı bir ülkede bulunan kişinin tebliğ konsolosluk aracılığıyla yapılır. Bu gerekçeyle Adana cevabımız yanlıştır. Tahakkuk ederek tahsil aşamasına gelmiş olan bir vergi borcunun idari bir kararla silinerek ortadan kaldırılması nadirdir. Terkin, tecil, mahsup, tahsil, tahakkuk. Tahakkuk, tahf ve tebliğ eden bir verginin ödeme aşamasına gelmesidir. Tahsil, verginin sonlanmasıdır. Tecil, verginin ötelenmesidir. Tecil faizini hatırlarsınız ve tecil faizi en fazla 36 ay olabilir. Burada arkadaşlar silme dediği için terk etme, terkin. Ama tecili sorarsa tecil faizini, tecili miktarını kim koyar? İlgili vergi dairesi müdürü ya da defterdarı. Ve tecil faizi maksimum kaç aydır? 36 aydır diyeceğiz. Kurumlar vergisi beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir diyorsa bu arkadaşlar kanunun ortaya, yasanın ortaya koymuş olduğu süredir. Ücret gelirleri nerededir? Arkadaşlar hemen şunu hatırlayalım. Gelir vergisine göre, gelir vergisi kanununa göre neler gelir unsurudur? Ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, ücretler ve diğer kazanç ve iratlar. İrat ne demek? Kazanç demek zaten. Bunlar da arızi, kazanç ve değer artışı kazancıdır. Ben kısa kısa yazıyorum ama ifade ediyorum arkadaşlar. Şimdi ücret nerede? Gelir vergisi kanununda. O zaman cevabımız ne? Gelir vergisi kanunu. Mülkiyeti kendisine ait olan bir apartman dairesinin kiraya verilmesine gelir elde eden 9 yaşındaki bir çocuğun yıllık gelir vergisi beyannamesi velisi ya da vasisi tarafından verilecektir. Cevabımız velisi. Türk vergi sistemin temel olarak kabul ettiği tahriyat türü arkadaşlar. Tahriyat demek hesaplamak demek. Bunlar beyanen tarh, ikmalen tarh, resen tarh, idarece tarh ve düzeltme yoluyla tarhtır. Tarh demek zaten hesaplamak demek. Türk vergi sisteminde en yaygın olan ilgilinin kendi beyanıdır. Beyana dayalı tahriyat diyeceğiz. Kişi kural olarak beyanına karşı itiraz hakkı yoktur. Ancak beyannameyi verirken ihtirazı kayıt altında verdim diyorsa mahkeme yoluna gidebilir. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ticari işletme sayılması için aranan unsurlardan biri değildir? Arkadaşlar burada Türk ticaret hukukunun sorularına geçmiş olduk. Türk ticaret hukukunda bir işletmenin, ticari bir işletmenin esnaf işletmeden farkı vardır. Ve ticari işletmenin unsurlarına baktığımız zaman arkadaşlar süreklilik yani devamlılık, gelir elde etme, bağımsızlık ve Bakanlar Kurulu'nun belirlediği haddi aşanlar ticari işletmedir. Bağımsızlık, gelir sağlama, esnaf faaliyet sınırını aşma ve devamlılık var. Basiretli iş adamı gibi davranma tacirin özelliklerindendir.
Halbuki burada ticari işletmenin özelliği vurgulanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ticari şirketlerin özelliklerinden biri değildir? Ortakların tercih sıfatına sahip olmaları, ihlasa sahip olmaları, ayrı mal varlıklarının olması, tüzel kişiye sahip olması, ticaret ünvanı kullanmak zorunda olması. Aslında bu soruyu okuduğunuzda bütün şıkların doğru olduğu düşünülüyor. Halbuki ortakların taciz sıfatına haiz olmaları ticaret şirketinin özelliklerinden değil, tacirin özelliklerindendir. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğunu gerektirmez? Görüşmelere katılma yasana aykırı davranış, şahsi sorumluluk. Ortaklıkla ilgili işlem yapma yasana aykırı davranış girer. Rekabet yasağı girer, şirketin hazır durumda hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunma girer, ilk yönetim kurulu üyelerinin şirket kurulmasına yolsuzluklarını araştırmada göstermiş olduğu ihmaller diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi adi şirket ortaklığın şirket aracılıklarına karşı sorumluluğunun niteliklerini belirtmektedir? İkinci derecede sınırsız müteselsiz, zaten ikinci derecede olmaz. Birinci derecede müteselsiz zincirlemeyi arayacağız. İkinci diyor yanlış, ikinci diyor yanlış. Birinci derece sınırlı ve müteselsilen, tamam. Birinci derecede sınırsız. Burada sınırlı, burada sınırsız. Halbuki sınırsızı arıyoruz biz. Dolayısıyla birinci derecede sınırsız, müteselsil, birliktelik, sorumluluk. Anonim ortaklıklarda ana sözleşme imzalayan ve sermaye koymayı taahhüt edinen kişiye kurucu denir. Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün kusuruna bağlı olmayan sonuçlarından biridir? TTK sorularımız bitti. Şimdi borçlar hukukunun 5 tane sorusuna başladık. Kazadan sorumluluk, muzam zararını tazmini, sözleşmeden dönmeye, gecikme tazminat ödeme, müspet zararını tazmini. Burada arkadaşlar direnme kusuruna bağlı olmayan sonuç sözleşmeden dönme. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş esaslı yanılma hallerinden biri değildir? Şekilde hata, şeklinde yanılma sözleşmenin niteliğinde sözleşmenin konusunda, kişide ve miktarda. Tabi şeklen yanılmadan bahsetmemiz gerekiyor burada. Satıcının sattığı mal üzerinde üçüncü şahsa bir hakkı iddia etmesinden doğan sorumluluğa ne ad verilir? Sınırsız sorumluluk, zapta karşı tekeffül, üçüncü şahsın sorumluluğu, şahsa sorumluluk, ayıba karşı tekeffül. Tekeffül demek garanti demek. Örneğin siz bir mal aldığınız zaman, mağazadan mal aldınız. Bir üçüncü kişi sizin evinize gelip bu mesela buzdolabı aldınız. Bu buzdolabı benim diyebilir mi? Diyemez. Çünkü satıcı bunu başkasının zapt etmesine karşı garantili olarak size satmıştır. Buradaki cevabımız zapta karşı tekefül. Ama sorunun dışına çıkalım. Satıcı sattığı şeyden dolayı bu malın ayıplı olmaması gerekiyor. Örneğin telefon aldınız. Telefon bozuk çıktı. Bu ayıba karşı garanti. Yani satıcı sattığı mal için alıcıya bir kişinin o malı zapt etmemesi ya da o malın kusurlu olmamasının garantisini vererek satıyor. Cevabımız Bursa. Karşılıklı ve birbirine uygun iradeyle kurulan hukuksal işleme tabii ki sözleşme denir. Gerçekte bir bağışlama sözleşmesi yapan tarafların dış görünüşe bir satım sözleşmesi yapmaları halinde ne söz konusu olur? Tabii ki arkadaşlar burada danışıklılık olacaktır. Danışıklılık sözleşmeyi iptal eden bir unsurdur. Danışıklılığın diğer bir ismi muvazaadır. Yani cevabımız Edirne. Evet, böylece arkadaşlar staja başlama ve değerlendirmenin 2013 yılındaki ikinci dönemin derslerimizle ilgili olan sorularını sizlerle birlikte burada çözümlemiş olduk.